Efendim saygılar, selamlar. Bugün sizlerle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tarihi hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim ve tarihi. Muhterem izleyicilerim, ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi yani Ramazan'da inmeye başlamıştır. Veya Ramazan'da inmiştir şeklinde ayet-i kerimeler vardır. İşte bu ayet-i kerimelerin hikmetini İslam alimleri diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim toptan dünya semasına, levh-i mahfuzdan dünya semasına Kadir Gecesi toptan inmiştir. Oradan azar azar, yeri geldikçe, zamanı geldikçe, lüzum ettikçe de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla peyderpey 23 yılda indirilmiştir. İslam alimlerin görüşü de budur. İsra suresinde 106. ayetinde Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm indirdik ve onu gerektikçe indirdik diye bir ayeti kerime vardır. İşte bu da gösteriyor ki levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilen, Ramazan'da indirilen Kur'an-ı Kerim lazım oldukça, yeri geldikçe, efendim gerektikçe bölüm bölüm işte söylediğimiz gibi 23 yılda indirilmiş olduğunu, nazil olmuş olduğunu görüyoruz. İlk inen ayeti kerimeler Peygamberimize peygamberlik verildiği 1610 yılında veyahut da 40 yaşındadır Peygamber Efendimiz. Alak suresinin baş tarafındaki ayetlerdir. Nur mağarasında indirilen, Hira mağarasında indirilen bu ayeti kerime oku diye başlayan ayet-i kerimelerdir. Estağfirullah. İkra bi rabbikel ekrem. İkra bismi rabbik. Allah'ın ismi ile oku. Bu da okumanın, yazmanın, kalemin İslam dininde ne kadar önemli olduğunu göstermek için ilk ayet olarak inmiş olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimeler Peygamber Efendimiz'e indiriliyor. Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri ezberliyor, öğreniyor ve onları yanında bulundurduğu vahiy katibine yazdırmak suretiyle de kayda geçiriyordu. Yani Kur'an-ı Kerim'i yazanlar vahiy katipleriydi. Vahiy katiplerinin sayısı 40'tan fazladır. En meşhurlarından birkaç tanesini beraberce öğrenelim. Ebu Bekir radıyallahu anhüm, hepsini baştan söyleyeyim. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talip, Osman bin Affan, Amr bin As, Muaviye bin Ebi Süfyan, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit, Şurahbil bin Hasene, Mughire bin Şube, Muaz bin Cebel, Hanzala bin Rebi, Cehim bin Salt, Hüseyin Nameyri, Zübeyir bin Avvam, Amir bin Fuheyre, Aban bin Said, Abdullah bin Erkam, Said bin Kays, Abdullah bin Zeyd, Halid bin Velid, Ala bin Hadremi, Abdullah bin Revaha, Huzeyfe bin Yeman, Muhammed bin Mesleme ve başkaları. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in talimatı üzerine efendim derilere, düz taşlara, yapraklara ya da hurma dallarına yazmak suretiyle ve de hemen ezberlemek. Orada bulunan sahabelerin birçoğu da bu yazılan gelen ayet-i kerimeleri derhal ezberlemek suretiyle hafızaya nakşediliyor ve kayda geçirilmiş oluyordu. Ezberleyen sahabeler bilhassa Medine döneminde yapılmış bulunan Suffa mekteplerinde bu ayet-i kerimelerin gerekleri tartışılıyor, konuşuluyor ve sahabelerce öğrenilip öğretiliyordu. Ve muhterem izleyicilerim, ayet-i kerimeler bir yıl içinde ne kadar ayet-i kerime geldi, hangileri geldi, hangi sıraya yazıldı, bütün bunlar
sahabelerin ezberinde, Peygamber Efendimizin ezberinde ve kayıt altına alınmış olan o dediğim yerlerde kayıttadır. Her Ramazan geldiğinde bir önceki Ramazan'dan o Ramazan'a kadar indirilmiş bulunan ayet-i kerimeleri önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail tarafından tekrar dinliyor, hafızasını tekrarlıyor, kuvvetlendiriyor. O da giderek sahabelerin huzurunda bu ayet-i kerimeleri sırayla okuyor. Onların da hafızalarındaki bulunan ayet-i kerimelerin teyit edilmesini, yazılı şekillere uygun olmasını sağlamasını bu şekilde yapıyorlardı ki bunlara arza denilmekteydi her sene Ramazan ayında yapılan bu olaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı senesi olan Ramazan ayında bu iş iki defa yapılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamı üzerinden yapılmıştır. Muhterem izleyicilerim, demek ki son Ramazan'da iki tane arza ve ki bu arzalara arza-i ahire denilmek suretiyle de son arza olduğu vurgulanmıştır. Son inen ayet-i kerimede Maide suresinin 3. ayet-i kerimesidir. Estağfirullah. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve razitü lekümül islame dina. Bugün size nimetimi tamamladım. Dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimet tamamlandı. Size din olarak İslam'a razı oldum demek suretiyle de son ayet-i kerime inmiştir. Bu şekilde 114 sure ve 6600 küsur ayet-i kerime. Muhterem izleyicilerim, ayet-i kerimelerin sayısını kimisi 6666 der, kimisi 6600 bilmem kaç der. Buradaki ihtilaf, sayıdaki ihtilaf ayetlerin aslıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ya kimisi surelerin başındaki besmeleleri ayet-i kerime saymış, dolayısıyla sayı yükselmiş. Kimisi besmeleyi tek ayet saydığı için sayı diğerlerinden az olmuş. Veyahut da surelerin başında hurufi heca dediğimiz harfler, Yasin, Nun gibi ayet-i kerimeler kimilerince tek ayet kabul edilmiş, kimilerince mütakip gelen ayetin baş taraf olarak kabul edilmiş olduğundan ayet sayısında bu şekilde ihtilaf olmuştur. Yoksa ayetlerin miktarı efendim, ayetlerin metni üzerinde herhangi bir ihtilaf yok. Tamamen ittifak vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene sonra vefat edecek. Kur'an-ı Kerim bu şekilde tamamlanacak. Hafızların, sahabelerin ezberlerinde ve yazılı olan yerlerde bulunuyor olacaktır Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife olmuştur. Kur'an-ı Kerim dediğim gibi dağınık bir vaziyette ve hafızların kafasındadır. Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde isyan eden Araplar, peygamberliğini ilan eden sahtekarlar, dinden dönmeye çalışan kabileler bulunmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Efendimiz bunların üzerine savaş ilan etmek suretiyle, mesela Yemame Savaşı'nı ilan etmek suretiyle bunları ortadan kaldırarak, İslami vahdeti tekrar sağlayarak, İslam dininin esaslarını tahrif etmeye yeltenenlerin cezasını vererek, ben de peygamberim diyenleri tepelemek suretiyle birliği yeniden sağlamış olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ama Kur'an-ı Kerim ezberinde olan çok sayıda hafız, sahabe bu savaşlarda hayatlarını kaybettiler, şehit oldular. Mesela Yemame Savaşı'nda 70 tane hafız sahabe hayatını kaybetti, şehit oldu. Bunun üzerine başta Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman olmak üzere Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Ey Halife-i Müslümin, hafızlar bir bir şehit oluyor. Korkarız ki kısa süre sonra Kur'an hafızasında olan kimse kalmayacaktır. Bu durum ise Kur'an-ı Kerim'in
derhal toplanarak yazılmasını ve çoğaltılmasını gerekli kılıyor. Bir heyet tespit etseniz de şu Kur'an-ı Kerim toplansa yapabileceğiniz en hayırlı hizmet bu olacaktır diye kendisinden ricada bulundular. O da aynı fikirdeydi. Peygamberimizin hayatında onun dizinin dibinden hiç ayrılmamış bulunan, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bir şekilde ezberlemiş bulunan Zeyd bin Sabit bu iş için görevlendirildi. Yanına da birkaç tane sahabe yardımcı olarak verildi. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu levhaları bir araya getirerek tek nüsha olarak, bir nüsha olarak yazmak için teşebbüse geçtiler, girişimde bulundular. Şartlar ortaya konuldu. Bu şartlara göre her kim elinde Kur'an-ı Kerim'in bir parçası yazılı olan metni getirirse buna şu kadar şahit de getirmesi gerekiyordu. İki tane şahit getirmesi gerekiyordu. Ayrıca ezberinde bulunanların ezberiyle çelişmemesi gerekiyordu. Titiz bir çalışma yapıldı. Ve netice itibariyle Kur'an-ı Kerim tek nüsha halinde bir araya getirilmiş şekilde yazılmasına muvaffak olundu. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh vasıtasıyla başkanlığında bir heyet. Zaman ilerledi. Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. Tek nüsha Kur'an-ı Kerim vardır. Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, sonra da Hazreti Osman Efendimiz halife oldu. İslam dünyası baş döndürücü bir süratle genişliyordu. Horasan'dan tutunuz ta Endülüs'e kadar. Hazar Denizi'nden tutunuz ta Ekvator'a kadar, yani Afrika'nın Sudan'ına kadar İslam dünyası genişlemiş idi. İslam dünyasında çeşitli dedikodular üretiliyordu Kur'an-ı Kerim'in aslı ile ilgili. İslam dünyasının çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyuluyordu hüküm verebilmek için. Kur'an'ı ezberinde bulunan çok az sayıda insan buralara gönderilmiş olsa bunlar yeterli olmuyordu. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hangi lehçe ile okunacağı tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine Hazreti Osman Efendimiz'e geldiler. Ey emirel müminin! Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmak suretiyle İslam beldelerine gönderseniz büyük bir hizmet yapmış olursunuz. Bunun üzerine tekrar Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet Kur'an-ı Kerim'i 5 nüsha halinde çoğalttılar. Ve o günün en büyük İslam kentlerine bu çoğaltılanlar gönderildi. Kur'an-ı Kerim'in aslı ise Hazreti Osman Efendimiz'in nezdinde kaldı. Hazreti Osman Efendimiz asilerce şehit edildiği zaman onun kanı yanında bulunan bu Kur'an-ı Kerim'e damlamıştır. Feseyekfikehumullah. Allah sana kafi gelecektir onlara karşı. Allah sana yeter ayeti kerimesine kan damlamıştır. Ve bugün bu Kur'an-ı Kerim nüshası da muhterem izleyicilerim Topkapı Sarayı'nda efendim teşhir edilmektedir. Her Müslümanın, her insanın buraya giderek bu Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere diğer mukaddes emanetleri ziyaret etmesi yerinde bir olay olur diye düşünüyorum. Daha sonraki gelen yıllarda Emeviler, Abbasiler, Türkler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde Kur'an-ı Kerim binlerce, on binlerce, milyonlarca, milyarlarca yazılacak, dünyanın her tarafına gönderilecektir. Bugün elhamdülillah en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. En çok ezberlenen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. En çok satılan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. En çok basılan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. En çok hürmet edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş olan, tek satırı, tek noktası, virgülü değişmeden bugüne kadar gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim hüsnü hatlarla İstanbul'da yazılmıştır. Eskiler öyle söylerler. Medine'de, Mekke'de nazil oldu. İstanbul'da yazıldı. Kahire'de okundu denilmektedir. Gerçekten de onu
en güzel kıraatlarıyla Kahireliler, Araplar okuyarak ciğerlerimizi delen o güzel sedalarla kulaklarımızın pasını gideren Kur'an-ı Kerim Araplar tarafından, Kahire'deki hafızlar tarafından okunmaktadır. Ve bugün başta Anadolu Gençlik Derneğimiz olmak üzere, başta diğer kuruluşlarımız olmak üzere Kur'an-ı Kerim okuma merasimleri tertip ediliyor. Yüz binlerce insanımız bu merasimlere iştirak ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin huşu ve huzurunu yaşamış oluyorlar. Ve bugün fitne de had safhaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ahkam ayetlerini ayıklamak, Kur'an-ı Kerim'de bulunan cihat ayetlerini ayıklamak, Kur'an-ı Kerim'i ılımlı İslam'ın kitabı haline getirmek istemektedirler. İstemekte de kalmıyor, adım da atmış bulunuyorlar. Çeşitli diyalog görüşmeleri, Medeniyetler İttifakı görüşmelerinde bu konu gündeme getiriliyor. Ve bugün hutbelerde okunan ayet-i kerimeler seçerek okunuyor, hepsi okutturulmuyor. Cihat ayetleri okutturulmuyor. Muhterem izleyicilerim, halbuki ayet-i kerime şöyle söylemektedir. Hicr suresi 9. ayet-i kerime. İnna estaizu billah, inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Ayet Allah Azimüşşan'ın sözü, biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Kimse muvaffak olamayacak. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kitabımız olmaya devam edecek. Ilımlı İslamcılar, diyalogcular, buna muvaffak olamayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i Allah koruyacak, Allah'a inananlar koruyacak ve Kur'an-ı Kerim'in korunması gerektiğini bilenler inşallah onu koruyacaktır. Kur'an-ı Kerim tarihini sizlerle paylaşmış oldum efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.